geçiyoruz. Sağ tarafa kaldırıma geçiyoruz. Tamam. Yok, yanlış bilet. Ödemeyenleri liman geçiş ücreti ödemesi gerekiyor. Bilginiz olsun. İsmim Ali Jale, Ayvalık Midilli arasında çalışan Jalem Turizm firmanın sahibi ve yöneticisiyim. Görüyorsunuz bu bir yoğunluk var. Pazartesi günü tatil olmasıyla ve yaz ayına denk gelmesiyle Türk vatandaşları şu anda Midilli Adası'nı tercih ediyorlar. Bugün bizim kendi firmamıza ait gemilerimizde yaklaşık olarak 1000 kişi var karşıya geçecek olan. Bu 15 Temmuz periyodu boyunca da Ayvalık kapısında yaklaşık olarak 3 ila 4 bin arasında yolcunun Midilli'ye geçmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz Yunan Adaları'na son zamanlarda bir talep var. Kapıda kolay vize uygulaması da bu talebin olmasında etken. Bugün yaklaşık olarak yine 300 ila 400 arasında vatandaşımız karşıda kapıda kolay vize uygulamasıyla Yunan Adası'na geçecekler. Biz talepten memnunuz. Ancak şunu da belirtmek isterim ki bu talebin oluşmasında bizim etkimiz ve bizimle birlikte burada gene sefer yapan diğer firmaların etkisi büyük. Çünkü biz dolu boş gözetmeksizin her gün 6 ila 7 sefer Midilli Adası'na yapıyoruz. Sabah yapıyoruz, öğlen yapıyoruz, akşam yapıyoruz. Hiç durmadan sefer yapıyoruz. Bu seferlerin kimisi 300 kişiyle oluyor, kimisi de inanın 10 kişiyle oluyor. Ama biz 12 ay bu sefer programımızı devam ettirdiğimiz için artık insanlar Midilli'ye gitmenin ne kadar kolay olduğunu da biliyorlar. Dolayısıyla bu talebin oluşmasını yavaş yavaş biz de temeller atarak oluşturduk. Şimdi de atmış olduğumuz temellerden sonra Türk vatandaşları Yunan Adası'nın, daha doğrusu Midilli'nin kaliteli oluşundan, gastronominin iyi olmasından, alacakları hizmetin karşılığının verdikleri parayla orantılı olmasından dolayı Midilli Adası'nı tercih ediyorlar. Dediğim gibi memnunuz. Herkese iyi bir Yunanistan tatili diliyoruz. Kaptan, kapıda vize uygulaması ne zaman son bulacak? Şimdi yapılan son anlaşmaya göre kapıda vize uygulaması 31 Aralık 2024'te son bulacak. 31 Aralık 2024'e kadar kapıda vize uygulamasını isteyen vatandaşlarımız bize başvurarak yapabilirler. 2025'te devam eder mi? Onu bilemem. O ülkelerin arasındaki ilişkilere de bağlı. Sadece Türkiye-Yunanistan meselesi de değil bu. Aynı zamanda Yunanistan bunu Avrupa Konseyi'ne de sunuyor. Avrupa Konseyi'nden gelecek olan onayla birlikte 2025 yılında da yapılabilir, yapılmayabilir. Ama biz ümit ediyoruz ki 2025 yılında da devam etsin. Çünkü şunu çok net söyleyeyim. Şu anda bu talebin bu kadar olmasının diğer bir sebebi de Türk vatandaşlarının işte büyük Avrupa ülkeleri, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerden Schengen vizesi alamamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla Türk vatandaşlarına yurt dışı tatili için en büyük seçenek Yunan Adaları kalıyor. Bu yüzden de Yunan Adaları'na bir talep oluyor.
Neden bir dilli tatil? Neden bir dilli? Fiyatlar Türkiye'ye göre daha uygun. Bir de daha rahat, daha kaliteli yemekler mevcut. O yüzden orayı tercih ediyoruz. Euro verebilirsiniz. Yaksınız, euro alırsınız. Euro olur.